Çekim yasası, pozitif düşüncelerimizin açılmasına vesile olduğu gibi farkındalığımızın artmasında da vesile oluyor. Olumsuz görünen her şeyin altında olumlu bir şey olduğunu fark edebiliyoruz. Olumsuz bir durumda bile iyi bir taraf olduğunu bilirsek bütün olumsuzlukların tersine döndüğünü görebiliyoruz. Çoğu insan bir şeyi kötü olarak etiketlediği için iyiyi kendinden uzaklaştırıyor ve sonra da elbette ki bu onların gerçeği oluyor, vazgeçilmezi oluyor. Evrende kötü diye bir şey yoktur. Sadece olaylara daha geniş bir açıdan bakamadığımızdan dolayı kötünün var olduğunu düşünüyoruz. Var olan her şeyin iyi olduğunu bilirsek işte o zaman huzura erişebiliriz. Çekim yasasıyla aranızda bir ortaklık var aslında ve bu ortaklık yardımıyla hayatınızı yaratabilirsiniz. Herkesin çekim yasasıyla ayrı bir ilişkisi vardır. Siz yasayı kendiniz için kullanırsınız. Bir başkası kendisi için. Doğal olarak çekim yasasını bir başkasının üzerinde, onların iradesi dışında birileri için kullanamazsınız. Düşünülecek olursa yasanın böyle çalışması gerçekten de çok iyi. Yoksa herhangi biri hayatınızda istemediğiniz birçok şey yaratabilir, sizi mutsuzluğa mahkum edebilir. Hayatınızı düşünceleriniz ve duygularınızla kendiniz yaratırsınız. Ve sizden başka kimse düşüncelerinize ya da duygularınıza sahip olamaz. Zor bir dönemden geçen bir arkadaşınız varsa, kendi sevincinizi sürdürdüğünüze emin olarak ona yardım edebilirsiniz. İyi duygularınız onun mutluluğunu artırabilir. Ayrıca arkadaşınızın konuşmalarını yönlendirerek de ona yardımcı olabilirsiniz. Böylece ne istediğini söylemesini sağlarsınız. Eğer istemediği şeyleri sıralamaya başlarsa onu hemen nazikçe uyarabilirsiniz. İstediği şeylerden söz etmeye yönlendirebilirsiniz. Ayrıca onunla zor zamanlar geçmiş gibi konuşup her şeyin geride kaldığını ve hayatın yoluna girdiğini hayal etmesini önerebilirsiniz. Bu onun için gerçekten iyi bir duygu olacaktır. Hayatınızın yönünü karanlıktan aydınlığa, olumsuzluktan olumluya çevirebilirsiniz. Olumlu şeylere yöneldiğiniz her an hayatınıza daha fazla ışık getirebilirsiniz. Ve ışık karanlığı silip götürür. Minnet, sevgi, iyi düşünceler, sözler ve davranışlar ışık getirir ve karanlığı ortadan kaldırır. Hayatınızı pozitifliğin ışığıyla doldurabilirsiniz. Hangi konuda olursa olsun sahip olacağınız daha büyük şeylerin beraberinde kendiliğinden tatmin ve mutluluk getireceği yanlış bir düşüncedir. Hiçbir şey, hiç kimse ve hiçbir yer size mutluluk getirmez. Size mutluluğun nedenini ve rahatlık duygusunu verirler. Yaşama sevinci insanın kendi içindedir. Mutluluk zaten insanın kendisidir.